Bugün yeni açılan İstanbul Havalimanı Gayrettepe M11 metro hattına hep beraber bineceğiz. Çok kalabalık. Bilmiyorum nasıl gideceğiz. Evet arkadaşlar, eğer İstanbul Havaalanı'na metro ile gitmek istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yoksa gidemezsiniz. Şeyim tam böyle Instagram'a fotoğraf atmak için poz verilecek. Bunlar da şey, havaalanı metrosu ya, uçaklar. Oha, renkleri değişti. Şu an buradaki herkes eminim sadece denemek için metroda, çünkü yani hiç kimse havaalanına gidiyor gibi gözükmüyor. Metro güzel kapılarla kapalı. Böyle daha iyi oluyor bence. Sürekli şey düşünüyordum, şu an buradan düşsem, nereye girersem hayatta kalırım. Ve burada onu düşünmeme gerek yok. Geldi. Kalabalık. Havasızlıktan öldüm de. Havaalanı metrosu olduğu için hani bavulları koymak için böyle bir şey yapmışlar ama açıkçası açılış günündeki 4 bavulla bile burası dolar zaten. Yine de yapmışlar. Tabii ki de esas olan şey iç güzelliğin ve iç mimarisinin dışında havaalanı metrosunun havaalanının içine kadar gidebilmesi, hızlı ve güvenli olması. Ama bu faktörleri konuşamıyorsak şu an burada, iç mimarisini beğendim. Gayet güzel olmuş. Hatta ilk defa gelen turistlerin falan da bayağı hoşuna gitti. Şimdi geldik, havaalanındayız. Uçak var arkamda, görüyorsunuzdur. Görmüyorsanız da ben göstereyim size. Göktürk'ten tam 10-11 dakika sürdü. Normalde arabayla gelsek de 15 dakika sürüyor aslında Göktürk'ten. Arabayı park etmek işte uzatıyor. Sonra arabayı park ettikten sonra ne kadar süre, hani otopark ücretleri çok pahalı. Onun dışında Göktürk'te oturanlar için çok bir şey değiştirmedi havaalanı için bence. Kesinlikle Gayrettepe'den, Kağıthane'den gelenler için muhteşem olmuş ve Gayrettepe'den aktarma yapacaklar için. Ve şey diye bir haber vardı, hani İstanbul Havaalanı metrosu İstanbul Havaalanı'na uzak diye. Metrodan havaalanına shuttle servisi yapmışlar. Çünkü o kadar yakın da değil ama İstanbul Havaalanı genel olarak büyük olduğu için. Mesela zaten özellikle yurt dışı uçuşlarında geldiğinizde yürüme mesafeniz çok fazla. O yüzden buraya da shuttle olması normal geldi bana. Öyle abartı abartı bir uzaklık değil yani, burası işte, burası otopark. Bir arkası da havaalanı. Hani Atatürk Havaalanı'nda direkt havaalanının içine çıkıyordu. Öyle bir durum yok yani burada. Ben Atatürk Havalimanı ile kıyaslamaya gerek bile görmüyorum. Ya ulaşım kolay mı? Kolay. Daha iyisini görmüş müydük? Görmüştük. Hani metronun kitlesi oluyor ya, mesela M2 metrosunda öğrenciler oluyor, M1 metrosu ortaya karışık. Bu metronun kitlesi şu an aşırı meraklı dayılar. Merak etmişler. Ve hani bir oradan oraya, oradan oraya gidiyorlar. Biz de aynı şey yapıyoruz aslında da. Neyse. Kimseden izin almak istemiyorum. Yoldan çıkıyorsunuz diye. O yüzden dönüş yolundayız şimdi. Biliyoruz, havasızlıktan ölmezsek şimdi Göktürk'e inşallah varacağız. Bu bile çok geldi şu an üstündeki. Geldik, çok ilginç bir şey oldu. İlginç şey şu, ilk defa inenleri beklediler binmek için Göktürk durağında. Oturduğum semtle şu an gurur duyuyorum. Göktürk'ten Gayrettepe'de 14 dakika. Bundan sonra hiçbir arkadaşım sen çok uzakta oturuyorsun, buluşamayız falan diyemezler. Gayrettepe'den 14 dakikaya buraya gelebilirsiniz arkadaşlarım.
tuvalete geldim. Temiz, güzel. Benim için kritik bir şey. Ben İTÜ'de okuduğum zaman 2 metrosundaki Osman Bey durağındaki ve gerçekten bilmem kaç yüz bin kişi kullanıyor. İTÜ'nün tuvaletlerinden daha temizdi. Yani güzel genelde İBB'nin tuvaletlerini de beğeniyorum. Buranınkini de beğendim. Nasıl İBB'ye bağlı bir ulaştırma ve UGM'ye bağlı. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi, çok iyi bir kanal buldum kanka demeyi unutmayın.